Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Amerika turumuzda kaldığımız yerden Manhattan adasından devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Çok barbekü yapmak, mangal yapmak. Bakın Chrysler'e yaklaşıyoruz. Chrysler'e gelmeden bakın bir köprü var önümüzde. Görüyor musunuz? Bu köprü Park Avenue'nun Park Avenue üstten geçiyor 42'de. Kesmiyor 42'yi. Üstten geçiyor ve Park Avenue'nun giriş yaptığı yerdeki tarihi binaya dikkatinizi çekerim. Grand Central binası. Daha yaklaşmadık. Solda göreceksiniz. Grand Central binası 1900'de yapılmıştır. Hem metro istasyonudur hem de kuzeye doğru giden metro not trenlerinin yani Connecticut'a doğru giden trenlerin istasyonudur. Bakın çok önemli tarihi binalarından biri New York'un Grand Central. Grand Central istasyonu. Yani burası tren terminali. Hı hı. Ve Park Caddesi üstten geçiyor. Buraya hayat hep dolaşacağız ya şeyde Ayşe. Dolaşacağız. Açık havadan çekebiliriz. Evet arkadaşlar buradaki reklam banolu taksileri görünce aklıma GTA 5'teki taksiler geldi. Evet Grand Central. Aynısı. Burada işte Manhattan caddelerini turluyoruz. Rehberimiz anlatıyor. Sağda solda ne var diye. Evet arkadaşlar GTA 5'te rastlamışsınızdır. Yerin altından çıkan sıcak su buharları görüyorsunuz. Bu Manhattan adasında bütün adanın altı evet, şeklinde sayın sıcak su buharıyla şimdi adanın doğusuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Bunu da görünce ben de şaşırmıştım. Cadde, ikinci cadde. Sokakla birinci caddenin köşesinde Birleşmiş Milletler'in karşısında da Türk Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçimizin bulundu. Bakın Türk bayrağını görüyorsunuz ileride siyah binanın önünde. Burada da Türk bayrağı. Bakın sağda da Türk bayrağını görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin bayrakları. Konsolosluğumuzda sol tarafta beyaz bina. Üstünde Türk bayrağını görüyorsunuz. Takılmış galiba. Sağ tarafta gördüğünüz genel kurul. Genel kurul binası. Evet. Birleşmiş Milletler yana. Evet. Soldaki bina, soldaki beyaz bina Birleşmiş Milletler'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin daimi temsilciliği. Bizim binamızın yanı da Birleşmiş Milletler UNDP. Kalkınma ve development and geliştirme. Burası Trump'ın bir konut binası. Bu siyah olan Trump Tower. Pek çok Trump Tower var New York'ta. Bunlardan bir tanesi. Şimdi birinci caddedeyiz. First Avenue'dayız. 48'deyiz. 59'a gidiyoruz. Oradan batıya döneceğiz. Bu bölgeler genelde diplomatların oturduğu ve diplomatik misyonların ofislerinin olduğu diplomatik bölge bu bölge. Kuzeye doğru ilerliyoruz. Birinci cadde kuzeye doğru trafik akar. Karşıda bakın Queens Baro Köprüsü'nün girişini görüyorsunuz. Yukarıdan. Bu bölgede de tarihi binalar ve modern binalar karışıktır. Mithra'nın yapısı karışıktır. Hem tarihi binalar görürsünüz hem modern binalar.
tabii. Neden olmasın? Bayram olduğu için çok telefon alıyoruz. Evet, köprü görüyorsunuz. İki katlı trafiğe açık. Okay. Queens'e bağlıyor bu köprü. Queens Baro köprüsü. Queens'e bağlıyor. Aynı zamanda teleferik de var burada üstten geçen. Ortada bir küçük ada var, Roosevelt Adası. Oraya da teleferik işliyor. Evet, bakın 61. sokaktan batıya doğru gidiyoruz şimdi. Köprünün inişlerini görüyorsunuz. Caddelerini ilerlerken dikkatimi çekti. Bir taksiciyi zoom yaptım ve taksicilerde dünyanın neresine giderseniz gidin bir tik var ya da hobi ne derseniz. Şimdi isterseniz o görüntüleri izleyelim. Bu şehir 24 saat yaşayan, 24 saat sokakta yürüyen insanlar görebileceğiniz çok az sayıda şehirlerden biridir Amerika'da. Gerçi Miami'de öyle gece gündüz yaşayan bir şehirdir ama orası eğlence amaçlı yani daha çok. Şimdi evet, eskiden Harlem ve Doğu Harlem özellikle Spanish.